Ay çocuğum hoş geldin. Hoş bulduk Seda Hanım. Gel otur benim en yanıma şöyle. Çok şıksın bugün. Ay özür dilerim. Önemli değil. Teşekkür çok ederim. Çok sporsun. Hep şey böyle sert klasik olmuyor. Olsun parıl parıl. Heyecanla. Güzel hoş enerjik. Şimdi niye hemen yastığa sarıldın? Ben vücut dili, vücut dili böyle Seda bir şeylere Hanım. Sarılma ihtiyacı evet, var. Evet yani bir... tamam. Yok yok rahat ol rahat ol çünkü ben rahatım. Buradaki oyunu biliyorsun dün erkekler oynadı. Sen bu odayı tanıyorsun geldiniz tek tek. Bugün sana artık kimi çağıracaksın bu odaya dememe gerek var mı? Yok. Dünden bugüne duygular değişti mi? Tabii ki. Bir 5 dakika yetmedi diyordun bakalım. Ay evet. Değil mi? İkinci 5 dakika nasıl geçecek? Ama yine de o ismi senden bir duyalım. Tabii ki Emre. Çeviriyorum bak Emre. Hiç çevirmek istemiyorum ama şu an çevirmek zorundayım. Çeviriyorum, çek bir şey. Çevirdim. Tamam. Ne güzel bu sefer ben seni çağırdım. Dinliyorum. Ne soracağımı da bilmiyorum, dur. Sana bir şey sormak istiyorum ben. Sor. Dün beni çağırdın ya. Neden beni çağırdın? Neden çağırdın? Çünkü sen hani ilk geldiğimiz günden beri hani bu bir şeyler hissettiğini ya da hani ilgilendiğini belli eden birisin. Yani bunu da zaten ben her gelişinde ve gittiğinde onaylıyorum yani hani takdir ettiğimi söylüyorum. Tabii kafama takılan birkaç durumlar oldu. Yalan yok. Yani o Ercan muhabbeti falan bilmem ne kafama takıldı ama bu konuda ben sana güvenmeyi tercih ettim. Tamamen senin söylediklerine inanmayı seçtim. Ama bu saatten sonra tekrar söylüyorum sana yani herhangi böyle bir durumun içine girersen benim seninle bir şey düşünmem doğru olmayacaktır. Yani girmesen düşünürsün yani. Girmemen de gerekiyor zaten. Yani tabii eğer bir şeyde öyle. Bir konuda netsen belli bir zamandan sonra bir şeyleri değiştirmemen lazım. Fikirlerinin değişmemesi lazım. Tabii. Ama burada illaki, herkesi tanımaya çalışıyoruz. Bunu da biliyorsun. Herkesi tanımaya çalışıyorsun da herkesi tanımak istiyorsan ilk etapta bir isim vermeden önce bir kere daha düşünmen lazım. Ona göre hareket etmen lazım. Burada hatalı ben oldum yani. Yani hatalısın da demiyorum sana ama sonuçta bu gereksiz bir şeydi. Böyle bir davranışta bulunmanı istemiyorum bir daha. Yok yani, bir daha bulunmayı düşünmüyorum zaten. Aynen. O bir hataydı onu ben sana dün de söyledim. Onun dışında benim senin adını söylememin nedeni gerçekten hani baktım ki bir bazı konularda sen harbisin, ciddisin. Hani kafana da yatan birkaç şey var. Bunları da gelip açık yüreklilikle söylüyorsun. Ben de dedim ki yani bu insan böyleyse eğer bir şeyleri hak ediyor. Alayım karşıma konuşayım neyi nasıl olmuş diye. O yüzden ben seni çağırdım. Senin beni çağırman da beni şu anda mutlu etti yani. Teşekkür ediyorum. Başka kimse olmadığı için orada. Allah Allah. Peki bir şey daha söyleyeceğim. Benim evlenip ayrılmış olmam. Şimdi o tabii yani bunun daha detaylı bir şekilde konuşmamız lazım seninle. Ama sonuçta insanlar geçmişlerinde belli bir şeyler yaşayabilirler. Bu yeniden tekrar bir şeyler yaşayamayacak diye anlamına gelmiyor. Yani hani öyle bir dünya yok zaten. O zaman bir kere evlenip ayrıldıktan sonra ömrüm boyunca yalnız kal. Sevdiğin yani, zaman sahip çıkar mısın? Sonuna kadar. Kimseye böyle laf söyletmezsin ailen bile olsa. Şöyle zaten ailem ailem zaten bana güvenen bir yapısı vardır ailemin. Benim tercihlerime ve seçtiğim şeylere saygı duyarlar. O yüzden ben onların da bu tip konularda bana güveneceğine eminim yani. Senin için dövme sorun değildi zaten. Ya dövmeli olman... Ya ama bu kadar çok olması. Şimdi zor sorular seçmişsin. Ne yapıyorsun? Seçmedim. Şu an aklıma geliyor ve soruyorum. Yani. Dövme dediğin şey tamamen o kişinin kendi tercihiyle alakalı. Anladın mı? Tamamen kendi tercihiyle alakalı. Yani bende de var dövme. Sen ama de ben az bir ama tane biraz yaptım. Çok. Yani hani bu insanın isteğiyle alakalı bir durum. Ben seni sonuçta tanımıyordum. Sen geçmişinde yaptırdın dövmeler bunlar. Evet. Anladın mı? Yani hani kimseyi ben geçmişiyle yargılamak taraftarı olan bir insan değilim. Hep öyle oluyor. Böyle de bir hakka sahibim yok zaten. İşte. Anladın mı? Böyle bir hakka kimse sahip olamaz. Anladın mı? Çünkü yaşananlar geçmişte kalmıştır. Yani önüne bakmak lazım her zaman. Sen niye her seferinde buraya yanıma gelince böyle terliyorsun ya? Oda sıcak onun. Var mı sormak istediğin soru bana? Benim aklıma hiçbir şey gelmiyor. Şeyi soracağım sana. Sor. Yani orada kızlar evinde bir kavgalı mısın biriyle falan? Mehtap'la evet. Niye? Senin muhabbetin geçtiği zaman kavga ediyoruz. Mehtap.
Gereksiz bir şey çok fazla yani şey yapmaya. Yok ben sana söylüyorum artık ben Emre'ye güveniyorum sorun yok falan diyorum. Sıkıntı yok. O demek ki beni çağırmış ki bana ilgi duyuyor diyorum. Öyle kapatıyorum. Yani. Biraz böyle çıldırıyorum ama benim uç noktaya gidiyor. Yani ben senin o tavırlarını ben hissediyorum ama onu birazcık törpülemen lazım çünkü yani hani... Sen bana sakin mi ol diyorsun evde? Yani çok da sakin olma tabii hakkını da yedirme kimseye ama yani hani gereksiz şeyleri de konuşup boşuna kendini böyle şey duruma düşürme. Anladın mı? Çünkü farklı noktalara değinip haksız duruma düşmek de var işin içinde. Anladın mı? O yüzden biraz daha mantıklı hareket et. Yani. Dur ya tıkan. Aynen öyle. Tutul yani akma. Az kaldı. Akma yani dur. İnsanlar hayatlarında bir şeyleri yaşarlar ve bir şeylerin illaki sonu gelir. Bu demek değildir ki aynı şeyi tekrar yaşamayalım. O yüzden ben Ayça'yı evliliğinden dolayı yargılayamam. Bu zaten bana düşmez. Ben şu anda Ayça'nın bundan sonraki tavırlarına ve hareketlerine bakıyorum. Baktım ki yanar döner hareketleri var, değişik hareketleri var. O zaman orada noktayı koyarım. Ben seni uyarmayacağım bir daha. Uyarma. Tamam mı? Uyarma. Yemin ediyorum benim sinirlerim tepemde, kalbinizi kıracağım yani. Yeter artık. İyi herkes burada birbirini uşak belledi. Ekranda sallamana, şu türlü sallamana rahatsızım. Anladın mı? Ne elinde türlü? Çekersin saygım olur. Ne türlü? Ya şöyle Külhan Bey gibi sallamana nereden rahatsızım. Gördün? Bir tane görüntü çıkartsana öyle. Neyi? Bir tane görüntü çıkart. Ya, ben en fazla bunu yaparım. Ne yaparsın? Senin yaptığın hareketi bak bir de şuna bak. Senin yaptığın herkes neyi biliyor? Çünkü çok sen biliyorum. Sallamayı bilmiyorsun. Bak böyle sallanır bu. Erkek adam böyle sallar işte bunu. Ya da böyle sabır çeker. Bazen senin yaptıklarına çektiğim sabır gibi. Daha çok çekeceksin o zaman. Pardon? Daha çok çekeceksin benden. Dikkat et de ben sana çektirmeyeyim. Vallahi burada. Benim Allah'tan başka kimseden çekeceğim bir şey yok. Görüşürüz. Çektirirse Allah çektirir. Senin gücün bana yetmez. Dolaplı süt de var, kedi de yapmasını biliriz yani. Ay ne olur anlamadı da bir erkek çocuğu var. Sen kutu çağırabilirim, konuşabilirim bilmem ne nasıl kızıyor beni fark ettin mi? Çıldırdı Dani, çıldırdı Dani. Aa yüz ifadesi nasıl Dani sinsi. Dani çıldırdı. Böyle bak aynen böyle. Daniel ama. Daniel ama. Aynen oturuyor ama. İçi geliyor yemin ediyorum sinsi, sana. Sinsi. Çok sinsi. Aşırı derecede kudurdu. Sinsi. Ya Allah inşallah kudurdu. Sen de şey yap ben Ayça'yla şeyini ağzına vermiyorum şimdi cır cır yapmasınlar diye. Diğerinin ağzına çünkü çok sinsi geliyorlar ay, bana. Ay ben kimle görüşeceğim? Ayşenur. Tamam Murat'ı diskalifiye evet. Etmiş. Oh iyi oldu. Sen ciddi nasıl? Misin? Evet. Murat'ı ay aferin helal olsun sana. Yapıştırmadın hayır ondan değil ben şok oldum. Şok ben oldun seni... mu? Ay, açık söyleyeyim onların sinsiliğiyle. Söylemeyelim. Söylemeyelim. Ay ne günahlar aldın. Niçin? Hayırdır inşallah. Kimin aldın? Benim mi? Evet. Demet ne senden hiç sen? Beklemezdim. Gerçekten mi? Ama ben biz, şimdi evet. Bir saniye abi sen buraya geliyorsun. Böyle yaptın. Pardon. Artık ben bundan sonra maço kadın olmuyorum. Bıraktım. Değişti her şey. Şey zannettim. Ya sus. Şeyi algıladın değil mi? Sen. Benim gibi. Sus sakın. Ayça mayça. Aman ağızlarına vermeyin. Vır 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 vır. Sen kurtulamam. Nerede işte? Tesbihçi algıladın. Hayır ya ama çok esna. Ben de öyle algıladım da o değilmiş. Hayır canım. Boyu posu da yok. Benimki daha yakışıklı. Benden o maço ya dedim. Bu herhalde olmayacak dedim. Sakin olacak dedim. Ben Serhan'ın baştan beri Ayşenur'a ilgisi olduğunu düşünüyorum. En baştan beri. Adam gelip de karşısına kimsenin böyle bir şey söylemez abi. Evet. Ben de öyle peki düşünüyorum. Ceyda'nınki nedir? Ceyda'ya niye geliyor? Ceyda'ya biz yaptık. Hayır. Biz. Ben söyleyeyim arkadaşlar. Bakın Ceyda'ya niye şey yapıyor? Onu niye seçti? Bence de Ayşenur'u beğeniyordu. Niye seçti? Baştan beri. Çünkü hazır bitmiş ondan evet. Hoşlanan bir kızcağız vardı ortada. Evet. Ama bu kızcağız riskli. Yine de şansını denedi. Sen gene de geldi. Hala ayrısını sürdü de bar peşinden kursun. Yine de geldi şansını denedi karşısında ben de patronum dedi. Benim yerime de gelirsin dedi, yani. Sen biz, de gelirsin dedi. Bak bir şey söyleyeyim mi? Bak odaya gidene kadar açık söyleyeyim herkese şey diyordum hani. Hani ben niye Ceyda'ya Serhan'ı övdüm diye pişman oldum. Tabii. Dün geceden beri düşünüyorum. Ceyda'yı ben beğendiğim 500'ün içinde Serhan da vardı. Ben dışarıdan düşünerek ve iyi niyetle biliyorsunuz hep dışarıdan düşünürüm. Bağırdım resmen ya olamaz. Geliyor elinde de tespih var falan biz bununla koptuk yan yana. Ceyda da arkası dönük. Kızlar onu. Biz işledik. Kızı biz işledik yani. Sen yeter ki sen kısmeti olur. Düşlerin.